Bavulcuk'ta popcorn başlıyor. Popcorn'a başladık. Herkese iyi akşamlar. Bu akşam Popcorn'da kampüs radyolarından birini konuk ediyoruz. Radyo Arel şu anda Power Türk stüdyosunda ve Radyo Arel'den Özgür. Merhaba. Hoş geldin Özgür. Selamlar. Akif. Merhaba. Biraz sesin çıktı. Çok az geliyor sesin. Ne haber abi Ahmet abi? İyidir, sağ ol, seni sormadım. Ben deyim abi, bomba gibiyim. Harika. Ve Sena var. Merhaba. Sen ne yapıyorsun? Aynı okuldayız. Radyo televizyon programcılığı okuyorum. Aynı zamanda okulda temsilciyim. Arel'in temsilcisiyim. Müzikle ilgileniyorum 2010'dan beri. Ne yapıyorsun? Abi gitar çalıyorum, söylüyorum, kendi şarkılarım var. O şekilde bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Harika. Peki. Sena, sen ne yapıyorsun? Ben de Arel Üniversitesi'ndeyim. Ve radyo televizyon bölümü okuyorum. O kadar, bitti. Bitti. O kadardı. Harika. Popcorn'la devam ediyoruz Power Türk'te. Bu akşam stüdyomuzda Radyo Arel var. Onlara konuk ediyoruz. Ve bugün 21 Mart. 21 Mart ne ifade ediyor sana? Tabii ki bugünkü konumuz farklı olmak normaldir diyoruz. Çünkü bugün Dünya Otizm Farkındalık Günü. Bu yüzden benim için çok önemli. Daha doğrusu önemsediğim bir konu. Ve bugün içinde biz farklı olmak normaldir diyoruz. Evet. Şimdi bu genetik farklılığın daha da tanınmasına yardımcı olmak için çeşitli kampanyalar düzenleniyor ve farkındalığın da 21 Mart tarihinde olmasının nedeni ise yine kendileri kadar özel 21. kromozomlarının 2 tane yerine 3 tane olması. Dolayısıyla takvimlerde 21 ve 3 rakamı bu şekilde özel kılınmış oluyor. Dünya genelinde 6 milyon, Türkiye'de ise rakamların kesin olmaması nedeniyle 100 bin civarı insanın bu genetik farklılığı taşıdığı tahmin ediliyor. Dolayısıyla 21 Mart'ın Dünya Down Sendromu günü olmasının sebebi de bu. Birazdan da bu arada Özgün konuğumuz olacak. Onun da oğlu Edis'in çok farklı bir durum var işte Down Sendromlu olmasından dolayı. Onunla konuşacağız. Bakalım onlar neler yapmışlar, nasıl fark etmişler ve neler yapıyorlar Edis için. Bunların hepsini konuşacağız. Power çıktı. Popcorn saati. Popcorn saati. Popcorn devam ediyor Power Türk'te. Bu akşamki konumuz farklı olmak normaldir. Özgün, hoş geldin. Selamlar, hoş bulduk Ahmet. Nasılsın? İyidir, çok sağ ol, çok teşekkürler. Kim soru soracak? Ben sorayım, Sena. Sena, evet, şu anda Sena hatta. Merhaba. Merhabalar Sena. Edis'in Down sendromlu olduğunu nasıl fark ettiniz? Edis'in doğumundan hemen sonra hastanenin çocuk doktoru bize geldi. O dedi elimdeki tek çizgiyi görmüş. Hı hı. Ondan sonra bir iki bulgu daha o fark etmiş. İşte gözleri çekikliği falan gibi. Hı hı. O söyledi bize. Peki senin yani düşündüğün zaman ben şu anda ya, benim tek vermek istediğim mesaj budur. Yani Down sendromlarla ilgili. Ben şu anda bir mesaj vereyim ama bu herkese gitsin diyeceğin tek böyle net bir şey ne var? İlk aklına gelen. Yani mümkün olduğu kadar normalleştirmek durumu. Onun dışında da bir şey isteyen yok zaten. Hani bizler Down sendromlu çocuk sahibi olan anneler, babalar. Hani hemen hemen tüm anneler, babalara da konuşabilirim. Temel bir sağlık problemleri yoksa çocuklarımızın işte kalp vesaire benzeri. Temel bir sağlık problemi yoksa bizler birlikteyken zaten çok mutlu, keyifli ve çok huzurluyuz. Sıkıntılar toplum içine girdiği evet. zaman çocuklar yaşanmaya başlanıyor. Ötekileştirildiği zaman, ayrıştırıldığı zaman. Çünkü Down sendromlu çocuklar özellikle belli bir yaşa kadar normal sınıflarda ders alıyorlar. Ve bu şekilde okumaları zaten ders almaları gerekiyor. O şekilde gerçekleştirmek gerekiyor. Çok teşekkürler Özgün. Edis'i de gözlerinden öpüyoruz. Çok çok teşekkürler. İyi yayınlar size. Sağ ol, iyi akşamlar. Hoşçakalın. Power Türk'te Popcorn zamanı. Popcorn zamanı.